Kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Bir hafta sonra cuma yayınımızda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve hepinize yürekten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hayat pahalılığı, zamlar, vergi üstüne vergi derken maalesef bir haftayı daha geride bıraktık. Gayrimenkul, ev, arsa, araba, tüm galerici ve emlak sektörü durmuş vaziyette. Yani çok insanların böyle arkadaşlar işine gelmeyecekse yatırım yapmak için daire falan almıyor kimse. Daha önceki yayınlarda da yine konuşmuştuk. Neden alsın? Çünkü şu anda bankalar 1 milyona neredeyse 50 bin lira faiz verirken 2 milyonluk bir dairede adam aylık 100 bin lira alıyor. E, yatırımı alacağı 2 milyonluk daireden 25 bin lira 30 bin lira kiraya verip kiracıyla uğraşacağım ama diyor param bankada kalsın. Bu nedenle şu anda emlak piyasasında acayip bir durgunluk var. Demir ve çimento aslında tüm inşaat malzemeleri adeta altın gibi. Yani benzin gibi. Hani şu benzin istasyonlarında motorin, benzin, LPG gösteren şöyle tabelalar var ya. O tabelada mesela hep böyle rakamları her gün değişik görürsün. Aynı o şekilde şu anda. Ortalık böyle. Bir de büyük İstanbul depremini her kanala çıkan koca koca profesörlerin tetikleme açıklamaları var. Aslında bugün yayına başlamadan önce bunu sizlerle böyle bir sohbet etmek istedim. Aslında haberleri sürekli var. Hemen hemen her gün var ama Bugün mesela güncel bir haberden daha bahsetmek istiyorum sizlere. Deprem bölgesindeki yeni evlerde fore kazıklarına demir koymadılar. Yani yeni depremde hepsi yıkılacak diye bir haber var. İnsanlar depremde neden ölüyor? İşte bu müteahhitlerden diye bir başlık atılmış mesela. Şurada da bir videosu var mesela. Sessiz de olsa izletmek istiyorum sizlere. Malatya'da gizlice çekilen görüntüler hırsızlığın böylesi dedirtti diyor. Toki'nin deprem bölgesinde yaptığı evlerde bakın boş çukura beton dökerek fore kazıklar çakıldı. Kazıklar çakılırken demir konmaması yani şimdi bu fore kazıklama sisteminin içine demir de konulması lazım. Ancak burada sadece beton atılıyor içinde demir falan yok e, konmaması nedeniyle yeni depremde hepsinin yıkılacağı belirtiliyor. Hal böyleyken yani daha bu bugünkü bir haber. Buradan yola çıkarak anlatmak istiyorum sizlere. Kentsel dönüşüm yaygarası yapanlar, hala milletin üzerinden rant sağlamaya çalışanlar bir yandan, bir yandan deprem haberlerini pompalayanlar, insanlar şu an korku içinde ve insanlarımızın cebinde parası yok. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm söyleniyor ama param var mı hemşerim diye soruyor musun? Yok. E, yaşanmışlıklar var, büyük depremler var, Geceleri bu tedirginlikten uyuyamayan, uyku düzeni bozulan ve sağlığını kaybetmiş çevremizde bir sürü eşimiz, dostumuz var. Mutlaka sizlerin de çevresinde vardır. Tüm bunlar olurken yıllardır söylenen ancak hayata bir türlü geçmeyen. Kentsel dönüşüm yalan rüzgarı var. Kentsel dönüşüm yalan rüzgarı. Yani bir yandan bu koca koca profesörler ortalığa korku saçarken diğer yanda Milletin zaten olmayan parası ile kentsel dönüşüm sözde teşvikleri var. Ortada. İşin içinde de olduğum için gayet net çok iyi biliyorum. Şimdi düşünün millet ay sonunu zaten zor getiriyor. Buzdolapların o buzluk bölümünde neredeyse o bölüm et görmeyeli yıllar olmuş. 10 bin lira emekli maaşı 17 bin lira asgari ücret sonra kentsel dönüşüm parası isteniyor bu insanlardan. Peki bu insanlar bu paraları ödeyebilirler mi? Mümkün değil. Şimdi canlar bakın. Buradan doğruları konuşacağız. Birincisi bunun adı kentsel dönüşüm değil, yerinde dönüşüm. Bu zaten baştan bir fiyasko. Neden? Çünkü kentsel dönüşüm ada bazlı olur. Yani o ada üzerinde büyük böyle bir ada üzerinde burada ilanları mesela gezerken hep böyle ada parsel veriyoruz ya. İşte o büyük adanın üzerinde ne kadar bina varsa yıkılır ve yerine işte ne bileyim otoparkı olan çocuk oyun alanları, sosyal aktivitelerin olduğu yeni bir proje inşa edersin. Bizde böyle değil. Biz millet olarak ona da e, razı oluyoruz. Yani yerinde dönüşünde aman olsun da binam yenilensin de buna da razıyız diyoruz. Bir de ne dediler? Yarısı bizden kampanyası. Yarısı bizden kampanyasındaki peki faydalanan var mı diye sordunuz mu hiç çevrenize bilmiyorum ama o da yüzde bir ihtimal bir piyango gibi. Yani belki de sana da çıkabilir. <laughs> belki de sıra sende öyle reklamları vardı ya. Hal böyleyken müteahhitlerin istedikleri rakamları cebinde olmayan vatandaş nasıl ödeyecek? ödeyemeyecek ama binayı gidip mesela şu günlerde binayı mesela şu anda 14 haneli bir binada oturu oturuyoruz diyelim böyle bir örnek vereyim size bina sağlam mı çürük mü diye hemen o binada oturan maliklerden birisi gidip karot aldırsa o bir kişi yıkım kararını aldırabiliyor bina tahliye oluyor yani müracaatı yapan tek başına bir binayı yıktırıyor kardeşim binayı tahliye ettiriyor bir binadan ve 14 kişiden örnek olarak anlatıyorum bunu. Hasbel kader anadan ya da babadan ya da eskiden emekli ikramiyeleri vardı biliyorsunuz. Annemizin, babamızın ya yani benim rahmetli babam mesela emekli ikramiyesi aldığında fabrikadan işte onla bir araba almıştı. Bazıları işte ev peşinatı yapıyordu ya da ev alabiliyordu. E i̇şte o zamanlardan kalan evler ya da Boğazından keserek ev sahibi olanlar, çoluğundan çocuğundan rızkından keserek zar zor bir tane ev yapmış olanlar işte onları bekleyen büyük bir tehlike aslında. Çünkü neden? Bu defa ödeyemeyenler ne olacak? Yani müteahhitin istediği bu ödemeleri yapamayan Ahmet amcanın dairesini devlet satışa çıkaracak. Peki nasıl çıkaracak? Yıkılmadan önce belki 3 milyon lira eden yani hali hazırda oturduğu Ahmet amcanın evi devlet tarafından satışa çıkınca raiç bedelinden çıkacak. E raiç bedeller de düşük. O ev belki de 1,5 milyona ya da 2 milyona satılacak. Ve Ahmet amcanın ev hakkı başkasına geçecek. Yani o bina ve o daireyle artık onun işi yok. Netice vatandaş mağdur. Oradan aldığı 2 milyon ile Ahmet amcanın ev alma şansı var mı? Var. Ama nereden? Ahmet amca anca bulsa bulsa yeni binalardan belki de bir artı bir. Hani şöyle bahçe katı şu anda moda diyorlar aslında onun adı Bodrum katı ama bitişik nizamlarda bahçe katı diye bir şey olmaz. Ama bahçe katı modern adıyla öyle diyelim bulabilirse ne ala. Ama o da eski semtinde bulabilirse yani hali hazırda oturduğu semtte bulabilirse. Ya şehir değiştirecek ya da başka bir ilçeye taşınmak zorunda. Orada kendine göre bulamazsa. Bu yeni dönüşüm hikayesi aslında insanların da yerinin dönüşüm hikayesi gibi bir bulmaca ve bir denklem haline gelmiş durumda. Özellikle İstanbul'da. Bir de başka bir kaos daha var. O da parası olanın müteahhit olduğu şu ortamda tekrar ediyorum parası her parası olanın müteahhit olduğu şu ortamda bir tane kalfa buluyor adam. İyi bir kalfa bulursan, paran varsa müteahhitsin kardeşim. Şu ortamda Allah aşkına bu millet nasıl ve kime güvensin? Her defasında akıllanmadan aynı kafayla aynı yanlışı daha ne kadar yapacağız onu da çok merak ediyorum. En son Hatay'da Hatay depreminde 7.6 ile yerle bir olduk. Hep birlikte yaşadık bu acıyı. Hem hayatlar hem canlar gitti. Hem de geriye kalan hayatlar da yıkıldı. Filmlere konu olacak ibretlik bir depremdir aslında Hatay depremi. 7.6 Aynı 7.6 deprem olan Japonya'da 48 kişi hayatını kaybederken biz de bu rakam binlerle çarpıyoruz. Ve binlerle çarptık. Ne oldu peki? Ders çıkardık mı? Kentsel dönüşüm dedikleri yerinde dönüşümü yine benzer müteahhitler yapıyor işte oradaki. O günlerde böyle yaygarayı kopardık, hemen çabuk unuttuk. Bakın üzerinden çok fazla da bir şey geçmedi. E yine aynı müteahhitler yapıyor işte bu yerinde dönüşümleri de koca koca şehirlerde şu anda. Ha bu herkes için geçerli değil. Bakın namuslu, şerefli insanlara benim asla ve asla sözüm yok ama ülkede ortam belli. Enflasyon tavan yapmış. Evet deprem mi? Önceden hiçbir makinenin teknolojinin çözemediği bir şey. Yani önceden bilemediği bir şey. Yeryüzü hareketi, doğa hareketi. Ama önlem, önlem. Ne yapacağız diye soruyoruz. Kentsel dönüşüm. E tamam yapalım. E paramız yok. Ama diyor kira yardımı veriyoruz. Ne kadar? O da yerine göre değişiyor. Onu da söyleyeyim size. Yani ben size ortalama söyleyeyim. Mesela 20 bin e, ortalama kiralık böyle kiraları 20 bin olan bir semtte oturuyorsanız e, alınan mesela yardım edilen size kira rakamı 5 bin lira. 5 bin lira bir kira yardımı alıyorsun yani. Daha üstü yok. Yani yarısı bizden kampanyası millet üst üste sıra var dedim ya sanki böyle TOKİ ev listesi gibi. Kime çıkarsa belli değil. E müteahhit desen toki değil. Hani bir güvence değil, devlet güvencesi değil. Kaçacak mı, göçecek mi? Ev yıkıldı, öyle kalacak mı? Bir sürü yıkılıp şu anda etrafınızda görmüşsünüzdür. Aylarca inşaatı başlamayan yerler var. Onlar neden duruyor zannediyorsunuz? İnsanımızda güvence bırakmadılar arkadaşım. İnsanlarımızda güvence bırakmadılar. Yani kısacası arkadaşım, ödeyemezsen biraz önce dediğim gibi raiç bedel üzerinden evin satışına satışta aldığım para yeterse hani o dediğim raiç bedeldeki 1,5-2 milyon Ahmet amcanın evinden bahsettik yeterse ev alırsan onunla ne hala? Yani kısacası ödeyemezsem biraz önce dediğim gibi raiç bedel üzerinden evin satışta aldığım para yeterse ev alırsan ne hala? Yoksa şehir değiştirmen lazım. Yani daha uygun fiyatlı şehirlere gidip oralardan ev alman lazım. Şimdi geçmişten hepinizin bildiği gazetelere düşen haberleri hatırlayın. Mesela ben size hatırlatayım. 90'lı yıllarda yine böyle deprem yaygarası koparanların ve bu türde haber yapanların her yer çürük. Her yer çürük. Ama İstanbul'un sarı yer sırtları sağlam diyen profesörlerin sarı yer sırtlarında o dönem kooperatif kurdukları haberleri çıkmıştı mesela. Yani böyle insanları işte korkutuyorlar, ediyorlar ama daha sonra bir bakıyorsun. Sarıyer sırtları sağlam diyor. Bir bakmışsın adamlar kooperatif kurmuşlar falan yani. yani. neye güveneceksin? Acı ama gerçek yani. Biz bu insanlara güvenimizi kaybettik yani. İnsanların her sektörüne güvenimizi kaybettik kardeşim. Ya canımızı da istiyorlar doymuyorlar. Onu da istiyorlar. Doymuyorlar çünkü. Şimdi o dönemlerde yapılan haberlerde haberlerde mesela hatırlıyorsanız eğer Florya'da, Yeşilköy'de Hatta hatta Kadıköy'de sahiller işte tsunami olacak, şu olacak, bu olacak. Sahiller böyle alt üst olacak, sular altında kalacak falan. Böyle haberler vardı mesela. Böyle haberleri hep pompalıyorlardı. Sonraki, sonra ki e, sonra sonraki haberlerde şöyleydi mesela millet yerinden kaçıyor, terk ediyor. Her iki binanın camından birinde satılık levhaları falan asılı böyle gazeteler, reklam küpürleri falan. O dönemlerde. Hep böyle haberlere rastlıyorduk. Yani insanlara böyle bir korku alıyorlar. Milyon dolarlık daireler yüz binli böyle rakamlara falan satılıyor o zamanlar tabii. Bir milyon dolarsa işte 150 bin lira, 200 bin lira insanlar korkuyor, satıyor. O zamanki araştırmalarda ne var biliyor musunuz? Hani şu bizim bakarken ilanlarda sık rastladığımız 2B olayı var ya mesela şimdi ilanlarda incelenmiş. İşte o zaman başlıyor bu 2B'ler. Hatırlayın. Hatırlayın Sarıyer Acarkent. Hep o zaman haberler dedi. Bazı çevreci mesela gazeteciler ya da gazeteler diyeyim ülkede bir iki tanesi. Yani bir elin beş parmağını geçmez. Onlar hep haber yapıyordu. Yoksa haberimiz bile olmayacaktı. Ormanları çoktan kesmişlerdi orada. Ve yerlerine şahane lüks villalar Sarıyer sırtlarında ormanları katlederek binlerce villa yapılan yerleri iyi hatırlayın. Hatırlayın yani daha yakın tarih. Ve mesela hatırlayın başka bir şey daha söyleyeyim size. O dönem yapılan haberlerde gazete küpürlerinde şunları da okuyorduk. O dönemki işte bu yaygaraları koparan profesörler o yapılan villalara danışman seçilmişler mesela. Aynen böyle haberler çıktı ya. Hatırlayın yani arkadaşlar ne diyorlardı bakın. Ben burada oturuyorum falan işte. Koca profesör çıkıyordu ne diyordu mesela. Bak, bakın işte ben burada oturuyorum. Yani güvenli yerdeyim o villalarda danışman ya. ya. aklıma ya aklıma şey geliyor. 1982'de Banker Castelli daha önce bu kanalda çok söylemiştim, yayın yapmıştım. Cevher Özden'in yaptığından bir farkı var mı Allah aşkına? Banker Castelli'nin ya da Tosuncu'nun yakın dönemde. Bence yok. O zaman da aklıma tabii şu geldi. Cevher Özden sanatçıları hatırlıyor musunuz? Reklamlarda oynatıyordu. Mesela birçok yüz. Cüneyt Arkın, Ekrem Bora, Fatma Girik, Fikret Hakan. Aklına ne gelirse böyle. Hep böyle ünlü isimler falan. Banker Kastelli'nin reklamlarında oynadı. Kimler kimler. Her gün reklamlarda birileri vardı. Allah aşkına bunun ne farkı var? Ha şimdi villalar işte orada. Ormanlar yok ama villalar orada. Ev alacaksın korkuyorsun. Şimdi seni korkutan profesörden ev alırsın. Yani kimden alacaksın evi? O evlere yani şu satılanlara satılan evlere hani şu sahildeki acaba daha kimlerin kimlerin isimleri çıkar. Yani bakılsa mesela tapulara. Onlar da yer değiştirmiş ya. Ya bu hafta deprem çok konuşuldu diye bu konuyu sizlerle konuşmak istedim dostlar. Evet bu başımızda ne zaman olur? Nasıl olur bilinmez. Deprem böyle bir şey. Ama bizlerin vatandaş olarak beklentimiz bizlerin hepimizin her televizyon karşısına çıkanın olur olmaz konuşup milletin sinirleriyle en azından oynamaması. Benim kendi görüşüm deprem kuşağında olan şu canım memleketimde bir deprem bakanlığının acil şekilde kurulması lazım. E bunu en son depremde de konuşmadık mı? Herkes bunu dile getirmedi mi? Getirdi. Nerede? Bu kadar zor mu yani bir deprem bakanlığının? Kurulması ve bu işten sonuna kadar sorumlu olması. Sonuna kadar sorumlu olması. Yalnız hani jeoloji uzmanlarından mümkünse bir bakanlık ekibi bu işten anlayanlardan yani bu işi okumuş insanlardan bu işi sahada çalışmış insanlardan kurulması gerekli değil mi sizce? Ve mümkünse bir bakanlık ekibinin de, de deprem bakanlığına gidip de seçimlere girdim seçimlere gireceğim diye, kazanacağım diye esracılık okulu mezununu getirip koymasınlar yani. Demek istediğim o. Yani bu işi bilen birileri olsun. İş bilen yöneticiler olsun mümkünse. Gerçekten çok kötü olan binaların bu bakanlık ve personeli ile çürük olan binaları gidip bizzat mesela başında denetim yaparak yarısı bizden kampanyasına dahil etsinler. Ya da onları numaralandırsınlar yine bu bakanlık ve personelinin yerinde dönüşüm yapan sözde müteahhitlerin yeni yaptığı ya da yapacağı binaları da aynı zamanda denetlemesi lazım. Yani bunlar mutlaka yapılmalı. Bu iş o parti, bu parti işi değil. Ya yani bu iş o parti, bu parti işi değildir. Bunda herkes bir olmalıdır ve deprem kuşağında yaşayan bu insanları çözüm bularak bu işten kurtarmalarıdır bence. Korkutarak, milleti yerlerinden ederek değil. Evet. Diyorum ve sizler için hazırladığım ilanlara geçelim. Bakalım bugün heybemizden neler dökülecek? Hep birlikte bereketi üzerimize olsun. Hepimizin üzerimize olsun. Haydi canlar. Canlar ilk ilanımızdan başlayalım. 515 bin lira Bilecik Gölpazarı 180 metrekare arsa içinde müstakil 2 katlı köy evinden başlıyorum anlatmaya. Yeni ilanlarımızda 27 Haziran ilanlarında bulduğum. Aslında burada e, bir iki tane daha yerimiz olacak. Onları da göstereceğim. Ama önce bundan başlayalım. 180 metrekarelik bir yer atmışlar. 180 metrekare evin metrekare alanı 100 metrekare içinde iki katlı bir ev var ama Buradan baktığımızda yani şu evin hayat, ya yani ayakta sağlıklı durduğu kimse tarafından söylenemez sanırım. 10 tane fotoğraf koymuşlar. Ya yani bunu da anlamak mümkün değil. Buradan hep eleştirilerimizi yaptığımız zaman ve yapmaya da devam edeceğim bu konuda. Bu insanları konuşa konuşa söyleye söyleye en sonunda bir yerde düzelteceğiz diye umuyorum. İnşallah düzeltebilirsek. Çünkü Başımızdakiler maalesef bu olaylara el atmıyor. Kardeşim, 10 tane fotoğraf koyuyorsun ve gitmişsin oraya kadar drone çekmişsin ya, drone kaldırmışsın. Bu fotoğrafların hepsi dronelu. İçinin fotoğrafları yok. Çevresine inip de yanından, sağından, solundan bize yakından şöyle gösterdiğim bir fotoğraf yok. Ya drone çeke çekimine, drone çekimi yapmak için götürdüğün ekip ve ekipmanların varsa. Bunlar neden yok abi neden 10 tane fotoğraf koyuyorsun 40 tane en kötü emlak ofisinin 40 tane e, ve 60 tane fotoğraf hakkı var video atma hakkı var ilan sanal e, gezdirme 365 derece gezdirme var var oğlu var teknolojide her şey var ama teknoloji bu safalardayken, al abi 180 metrekare koy fiyatını devam et git kime tutturursam mantığı işte. Zaten bizim milletimizin ve hepimizin kaybettiği nokta bu abi. Tutturabilene aşık olsun abi. Tutturabilene. Neyse. Şimdi 180 metrekarelik bir yer. 515 bin lira demişler buraya. Açıklaması da Büyük Belen Mahallesi'nde bulunan 181 metrekare arsa içerisindeki iki katlı alt katı depo ve ardiye ahşap köy evimiz satılıktır. Ev tadilat gerektirmektedir. Türkiye'nin ceviz yetiştiriciliği açısından önemli bölgelerindendir yakınında. Gökçengel paraşüt kampı bulunmaktadır. Kendi yerimiz olup komisyon alınmayacaktır. Not bu fiyat ay sonuna kadar geçerlidir demişler burası için arkadaşlar. Ben de şöyle bir aradım aynı yerde başka kıyaslamalar yapalım. Bunların fiyatlarını çıkartalım diye. İkinci yer yine aynı emlakçıda aynı yerde Büyükbelen köyünde 675 bin liradan satışa çıkartmışlar bunu da. Bunun metrekaresi diğerine göre daha büyük 467 metrekare fakat bunun içinde de maalesef kullanılabilecek tarzda yine bir ev yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yani yıkılmaya yeniden yapılmaya müsait yerler bunlar. E, ne yapacağız o zaman biz de bunları arsa gözüyle göreceğiz. Yine aynı e, emlakçıda yine drone çekimi var ama 8 tane fotoğrafı var. Nasıl satacaklar böyle yerleri? Nasıl pazarlayacaklar? Gerçekten merak ediyorum. Zaten millet, milletin cebinde para yok. Olanın cebinde de varsa zaten fiyatları yüksek söylüyorlar. İnsanlar zaten böyle bir bunalımda. E bir de sen bu tür ilanlar çıkarsan bu yerleri nasıl pazarlayacaksın yani? Bir pazarlamacı olarak düşün kendini. E zor diyorum ben. Bir de yine aynı yerde böyle gezerken arsalarla da dedim kıyaslayayım bunları ve bir yer daha buldum. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Mesela diyeceksiniz ki niye Murat? Hisseli falan değil müstakil bir yer. 5828 metrekarelik bir tarla. Aynı yerde var. 700 bin lira yazmışlar buna. 5828 metrekarelik tarla güzel. Mesela bunun da fotoğraflarını göstereyim. 22 tane fotoğrafı var. Bir kere tarlanın içinden şöyle bir çeşmesi var e, içinde değil hemen yolun üstünde karşı tarafında suyu ve elektrik çekilmiş vaziyette. Hani bizim benim daha önceki yayınlarda sizlere dediğim gibi gidersin işte oranın muhtarında görüşürsün falan filan dediğim ve bağ evi yapabileceksin dediğim yerlerden sanki bir tanesi gibi geliyor. Araçla içine kadar gidilebiliyor kadastral yolundan geliyor muhtemelen araç. Şimdi açıklamalarına bakacağız. Fakat içinde müthiş meyve ağaçları var abi. İçi böyle 5200, 5828 metrekare. Buyurun elektrik de hemen yanında. Yani Belki buraya bir bağ evi yapabiliriz. Evet kadastral yolu da sanırım bu arabayla buradan giriyor. Yani tarlanın içine kadar girebiliyorsun. İçinde çeşitli ağaçlar var. 700 bin lira demişler. Hatta şöyle de bir videosu var ama ne yazık ki bu videoyu da yan çekmişler. Yani ne kadar anlayabilirseniz artık onu da seyredelim. Böyle yan bir video. Artık bunu ne kadar seçebilirsek. Büyüklük açısından büyüklüğü çok iyi ama büyüklüğünün yanı sıra içerisinde gerçekten zaman zaman bazıları yetişkin bazıları da fide halinde olan meyve ağaçlarının olması ayrı bir güzel benim için. Ya ben buraya mesela o yerleri alacağıma buraya yapabiliyorsam bir bağ evi yaparsam Vallahi o diğer iki baktığım evden de daha harika diye düşündüm açıkçası. Bunu da e, sizler için listeye aldım. Kolay kolay biliyorsunuz tarlalarda e, çok yana değilim. Ama bu metrekare olarak büyük. Metrekare olarak büyük bir de yan taraftaki cephesi yola kaç metre onu bilmiyorum. Şimdi ona da okuyalım bakalım ne yazmışlar. Gölpazarı Büyükbelen köyünde karışık meyveler mevcut aşılanmış meyve ağaçları da var. Konum itibariyle süper manzaralı yer. Çeşmeye 200 metre mesafede ve resmi yolu tarlaya kadar var. Asfalt yola da 500 metre mesafede. Köye 1 kilometre mesafede, ilçeye 10 dakika mesafede, alıcısına hayırlı olsun demişler burası için. E, bu da hoşuma gitti açıkçası. Bilmiyorum tabii sizlerin de hoşuna gitti mi. Benim hem büyüklük açısından hem de elektrik ve suyunun dibinde olması açısından bir kere hoşuma gitti. Dedim ya hani meyve ağaçları falan olduğu için de bir bağ evi küçük de olsa bir bağ evi yapma şansınız olabilir belki burası için. Ve Büyük Belen'le Gölpazarı arasında öyle dedikleri gibi 10 dakikalık bir mesafe yok. 20 dakikalık bir mesafe var 17 kilometre mesafesi var arkadaşlar. İşte Büyük Belen şöyle yaklaştığımız zaman Büyük Belen burası ve ilçeye dediği yani göl pazarına mesafesi hastanemize, postanemize, sosyal alanlara mesafesi 17 kilometre 20 dakikalık bir mesafe var. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu Büyük Belen köyü civarında. Yani uzun lafın kısası burası bize yarar mı yaramaz mı kimine yarar kimine yaramayabilir bütçeye göre bu işler biliyorsunuz. Benim hoşuma gitti telefonunu vereyim Kaya İmlak telefon numarası 0533-548-0710 0533-548-0710 Şimdi burada daha fazla arsa ve daha fazla köy evi bulamadığımız için kıyaslamalarımızı şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ben diğer yerleri 500 bin liraya alacağıma 5828 metrekare içinde meyve ağaçları olan kadastral yolu olan müstakil olan onu yazmamışlar. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Müstakil olan bu yer benim daha çok hoşuma gitti. Yani bu tür bir yerden ben mesela alıcı olsam giderim o iki yeri de gezerim evin olduğu iki yeri ama burayı mutlaka görmek isterim. Oradan kalkarım giderim muhtarın yanına muhtarla bir konuşurum. Derim ki ben buraya bir bağ evi yapsam, hani bir sıkıntım, bir sorunum olur mu? Oradan giderim imar müdürlüğüne, imar müdürlüğüne de aynı şekilde bilgi alırım. İmar müdürlüğünden belki şey vermeyebilirler, izin vermeyebilirler. Kadastral yoluna 5000 metrekareyi geçtikten sonra daha önceki ilanlarda söylemiştim, 5050 metrekare. 5050 metrekare yani 5050 metre karenin üzerinde olacak. 5050 metre karenin üzerinde ve kadastral yoluna en az 25 metre cephesi olan tarlaları alabiliriz. Bunlarda sıkıntı yok. Ve elektriğe suya yakınsa. Ya elektriğe suya uzaksa uğraşma. Çünkü o sana daha da maliyeti artar. Ama bunun elektriği ve suyu yanında olduğu için buradan faydalanabilirsin. Tabii yine de dediğim sistemde görüşerek yani dediğim sistemde görüşerek. Diğer ilanımıza gidelim. Yani ilk gösterdiğim ilan 515 bin lira. 180 metrekare. Çok fahiş bir fiyat koymuşlar buraya. Onu size söyleyeyim. Yani 180 metrekareye 515 bin lira çok ağır bir fiyat olmuş. Neden ağır bir fiyat olmuş? İçinde ev yok. E kardeşim ben buraya zaten kepçeyi soktuğum zaman buraya bir kepçe çalıştırsam traktör kepçesi bir tane de kamyon getireceğim buraya ki içindeki molozu çeri çöpü atmak için o kepçeyle burayı kaldıracağım. Yeniden bir prefabrik koyacağım. 350 bin liraya prefabriği koysam ben buraya 50 bin lirada öyle masraf yapsam 400 bin lira. Ya 1 milyon olduktan sonra zaten neden Bilecik Gölpazarı Büyükbeleni tercih edeyim? Daha ucuz yerler var. Daha ucuz yerlerin arayışı içerisinde olur. Benim buraya vereceğim rakam belki de hiç duymadığınız kadar olacak ama 250 bin lira civarında bir rakam olur arkadaşlar. Bu ilana 250 bin lira civarında bir rakam olur. Diğer 675 metrekare de 467 metrekare büyüklüğünde olduğu için hani çok da yakında değil Şimdi 17 kilometrelik bir mesafe var. 10 kilometre falan olsa tamam amenna diyeceğim ama bunun da benim nezdimdeki rakamı 400 bin lira civarında arkadaşlar. 2 ilanda Erdoğan Turpçu'da 3M Nefes İnşaat Gayrimenkul aramak isteyenler için telefonunu verelim 0535 427 19 03 0535 427 1903 arkadaşlar bu ilanları size sunduktan sonra Hemen nereye gidiyoruz? Sakarya'ya gidiyoruz. Pamukova Çilekli Mahallesi'ne. Çilekli Mahallesi daha önce çalıştığımız ilanlardan, çalıştığımız bölgelerden bir tanesine geldik. 800 bin lira da diretiyorlar. Ama 800 bin lira eder mi? Ee, bakalım yerimiz burası. 20 tane fotoğraf var. Çilekli güzel Pamukova'ya aslında yakın. Bakın öz nitelik bilgisinde ahşap iki katlı ev, ahır ve arsa yazdığı için Ayrıca bizim için bir avantajı var buranın. Neden? Çünkü yeniden bir yapı yapmak için tadilat izniyle bile yapabiliriz. Proje çizdirmemize ayrıyetten proje belki parası vermeye de gerek yok. Tek katlı güzel prefabrik bir ev de koyabiliriz ya da e, tek katlı betonarme bir ev de yapabiliriz. İstersek taş bir ev de yapabiliriz. Evin içinden ve dışından baktığımız zaman e, yine diğer ev gibi yani öyle tamirat ve tadilatla böyle ayağa kalkabilecek cinsten bir yer gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bir kere çatıların tamamen onarılması lazım gibi içi dışı yani yıkıp yeniden yapılmaya uygun gözüküyor. Burası da ahırı bahçede kalmış. Muhtemelen birçoğumuz ahır kullanmayacağımız için kerpiçten yapılmış olan bu ahır yıkılır. Bahçeye dahil edilir diye düşünüyorum. Elektriği suyu bağlı. Bunlar dediğimiz gibi avantaj zaten büyük avantaj. Mesela tek katlı şu yandaki tek katlı evler gibi yapılsa bence gayet şık durur. İlla iki katlı bir evde olmasına gerek yok. Tek katlı güzel. Betonarme de dediğim gibi yapabilirsiniz ya da prefabrik bir evde düşünebilirsiniz diye bu ilanı da aldım. Bu da 800 bin lira arkadaşlar. 800 bin lira ve toplam 180 küsür metrekare işte 190 metrekare diyelim içinde. Ev orta bahçe ve samanlık toplam 182 metrekare arsa içerisinde bulunmakta olup Çilekli Köyü'nün tam merkezinde ve çift yola cephedir. Bakkal, muhtarlık ve sağlık evinin ortasında bulunmakta. Cami ve kahvehaneye çok yakın yaklaşık 30-40 metre mesafedeymiş. Elektrik su bağlantıları hazır. Ev ahşap olup kerpiçten evimizin tabanı yaklaşık 60 metrekare olup iki kattan 100-120 metrekare yaşam alanına sahip. Çatıda ana taşıyıcı direkler sağlam, bazı noktalarda çıtalar ve kiremitler değiştirilmelidir. Mutfak tadilat edilip ön tarafta 25 metrekarelik küçük bahçe ile birleştirilebilir, samanlık yıkılabilir ve orta bahçe ile birleştirilip daha geniş bir bahçeye yapılabilir. Fakat bu söylenenlerin hiçbir tanesine katılmıyorum. Burayı tamamen yıkman lazım, tamamen yeniden dizayn etmen lazım diye düşünüyorum. Peki. Pamukova'da başka ararken, gezerken başka bir yer buldum mesela. Buradaki de bahçe vasfında arkadaşlar 475 bin lira yazmışlar. Aynı yerde. Hani şu benim sizlere her zaman mesela söylediğim bağ bahçe yazılı olan ve köy yerleşik alanının içerisinde olan yerleri de düşünebilirsiniz dediğim aslında hem örnek ilanlardan da bir tanesi bu. Bakın köyün yerleşik alanı içerisinde Şöyle ok işaretiyle göstermişler evlerin hemen dibinde ve bağ bahçe olarak geçiyor. 207 metrekare toplam büyüklük alanı var arkadaşlar yerin 207 metrekare güzel şirin böyle bir köy. Şurada da baraj mı var bilemedim ama şurada baraj mı göl mü bilemedim yoksa böyle bir güneş yansıması mı e, anlamadım orayı pek. E, şimdi böyle bir bahçe de burada düşünebilirsiniz. Yine birinci ilanlarda yani Bilecik ilanlarında anlattığım gibi muhtarla falan görüşüp böyle bir şey de düşünebilirsiniz. Burada sıkıntı şu. Burada sıkıntı şu. Bakın şurası bunlara da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burası bir dere. Nasıl bir dere? Islah edilmemiş bir dere. Evler yok mu var? Bakın. Burada da evler var. Bu yarın öbür gün bizim dediğimiz işte o su baskınlarında sorun olur mu olmaz mı bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama şöyle meyilli yani yine sırasında evler olan aslında e, çok da güzel bir mevkisi olan bir yer hafif meyilli orayı düzelttiğiniz zaman buraya da bir prefabrik ev yapabilirsiniz. Buradaki bir başka sıkıntıdan da size bahsedeceğim aslında sıkıntı değil iş bilenler için burada yol hakkı var. Yol hakkı var. Çünkü burası bağ bahçe tapulu olduğu için normal arsa tapulu olmadığı için yollar ayrılmamış. Yani ifrazlar yapılmamış e, arkadaşlar. Yapılmadığı için de yarın öbür gün bu arsaya yapılabilir. Buralara sokak gelebilir. Buradan arsadan küçülme de olabilir. Olmayabilir de. Ama bunu yani e, işte... İskan, ifraz, imar dediğimiz olaylar var ya, bunlar zaten böyle tamamlanmadan yani löp arsa haline gelmeden alacağınız her yerin başına bir şeyler gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burası tabii büyüyüp geliştikçe olur bunlar. Yani kesintiler olabilir. Mesela şuradan bir sokak geçirir adam. Şu ok işaretinin olduğu bir yerden atıyorum tabii bunu. Yani geçirecek hali yok ama buradan bir sokak geçirebilir. Bu da seni sıkıntıya sokabilir. O yüzden anlatıyorum. Ama bunun dışında yol hakkı için aklınızda bir şey kalmasın. Yol hakkı için arkadaşlar ma yani bu malikler, şuradaki malikler kabul etmeseler bile ben benim oradan yol hakkı vermem. İşte ben bunun buradan yol hakkı vermem diye bir şey yok. Mahkemeye başvurduğunuz zaman dilekçenizi yazıyorsunuz. Yol hakkı için 6 ay sonra neticeleniyor ve size buraya yol hakkı geliyor arkadaşlar. Bunun için hiç korkmanıza gerek yok yani yol hakkı olayında. Zaten bir nevi de hem bağ bahçe tapusu olduğu için bu fiyata veriyor. Mesela şuradan verir. Bakın şu evin önünden verebilir yol hakkını. Anlatabiliyor muyum? Ya illa bu evlerin arasından da vermesine gerek yok. Şu aradan verebilir, şuradan verebilir, şu boşluktan verebilir. Verir yani yol hakkını bir şekilde alırsın. Şimdi 470 bin lira demiş. Yerimiz köy yerleşik alanı içinde olup kadastral yola bir parsel vardır. Geçit hakkı ile imar alınabilir. İşte kadastral yola bir parsel var. Geçit hakkı ile imar alınabilir. Sakarya Pamukova Çilekli'de demiş burası içinde. Daha önce çalıştığımız yerler ama tabii yeni izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız olabilir. Pamukova'nın tam merkezine şöyle girişine alacak olursam 23 dakikalık bir mesafe var. 17 kilometrelik bir mesafe var Çilekli ile Pamukova'nın arası. Çilekli'ye şöyle bir yaklaştığım zaman şuradan belki biraz Çilekli hakkında evet Çilekli köy yolu mesela burası. Yani Çilekli hakkında şöyle uzaktan da olsa bir bilgi alabiliyoruz. İşte Çilekli şurası arkadaşlar. Yani böyle konuşlanmış bir köy. Oralara gidemiyorum tabii. Gidebilseydim, şuraya kadar gelebiliyoruz ama oralara gidemiyoruz. İşte e, otobüs duraklarının ya da dolmuş duraklarının olduğu bir yer. Buradan da Pamukova zaten tabelası var. Şuradan Çilekli'ye çıkıyorsunuz yukarıya, şu evlere ve buradan da Pamukova tabelasından Pamukova'ya gidebiliyorsunuz. 17 kilometre yani 20-22 dakikada gidebileceğiniz bir mesafe. Oradan sonra e, Pamukova merkeze ulaşma şansınız oluyor. Aşağıya 10 kilometre yani o düz yola Pamukova Caddesi'ne çıkmak için 10 kilometrelik bir yol kat ediyorsunuz. Bu 10 kilometrelik yol düz bir yol olsa zaten çok kısa sürede aslında gidilebilir. Ama görmüş olduğunuz gibi biraz virajlı olduğu için e, kilometreden değil ama zamandan biraz gecikebiliyorsunuz işte. Pamukova'da böyle bir yer. Fiyatlarımıza gelecek olursak 475 bin liralık bu yere yol olmadığı için ve üzerinde bir ev olmadığı için yine 270 ve 300 binler arasında kalıyorum açıkçası ama 300 bin maksimum fiyatın üstüne de burası için çıkmam. İlker Çetin bu ilanı vermiş 17 Haziran 2024 tarihinde telefon numarası 0532 247 54 99 0532 247 5499 arkadaşlar. Diğer ilanımızın da telefonunu verelim. Diğer ilanımız da Hakan Ç. Mal sahibi olarak bu ilanı atmış. 800 bin liradan atmışlar. 182 metrekarelik bir büyüklüğü var buranın. Fakat buraya da fiyatlama yapacak olursak yani başka yerlerle kıyaslayacak olursak diye girdiğimiz zaman ilanlarda müstakil ev göremediğimiz için ve arsayı da bir tek orasını bulduğum için yani ev yapımına uygun en yakın yer orayı bulduğum için en azından tarla değil bağ bahçe olarak geçiyor. Ve bir kıyaslama yapamıyoruz ama burada da yine ortalıkta bir ev olmadığı için ve arsa fiyatı olduğu için burasının da arkadaşlar maalesef yani söylüyorum. Yani işte 500 bin liralık yerlere 800 bin lira yazıyorlar. Yani şu evi zaten tadilat yapmaya kalksan 800 bin lira harcarsın ya. 800 bin lira harcarsın. El insaf. Yani teklif edilecek rakam bu derim burası için. Telefon numarasını verelim. Hakan Ş. Telefon numarası 0505 208 08 54. 0505 208 08 54 arkadaşlar. İlanlarımıza devam edelim. Çanakkale'ye gidelim. Bakın beğendiğim yerlerden yine daha önce çalıştığımız yerlerden. Hakikaten benim bundan belki yaklaşık bir, bir buçuk ay önce yine bu bölgede eliminasyon yaptığımız ama yeni ilanlardan bir tanesi. 27 Haziran dün atmışlar. İlan hoşuma gitti. Bu ilanı da listeye almak istedim. 1 milyon yazmışlar buraya. Ya büyüklük fazla bir büyüklüğü yok. Şöyle şimdi fotoğraflarını yükselteceğim. Umur Bey beldesi. Umur Bey beldesi hem Çanakkale'ye yakınlığı, Lapseki'ye yakınlığı, Çanakkale, yakınlı, Lapseki yakınlı, Çanakkale Köprüsü'ne yakınlığı, denize yakınlığı ile e, biraz fiyatların yüksek olduğu bir yer. Daha önce Çalıştık burayı. Ee, şöyle bir yer arkadaşlar. Böyle karışık karman çorman gibi böyle bir yer geliyor karşımıza ama zeytin ağaçları bahçesi falan çok güzel. Yani bir düzenleme yapıldığında bahçe harika bir durumda olabilir. Evin içine de girdiğimiz zaman bakın hiç öyle drone dron kaldırmamışlar. İşte doğru dürüst evi çekmişler. Ev oturulabilir vaziyette bir ev. Yani şu anda da hali hazır, hazırda yaşam da var. Camları pencereleri pimapen olduğunu şuradan görüyoruz. Küçük bir bahçeye sahip ev de öyle çok büyük değil ama güzel şirin bir yer ve artı artı deniz manzarası var burada oturulabilir bir yer 1 milyon fiyat yazmışlar buraya bahçedeki o zeytin ağaçlarına falan etrafındaki zeytin ağaçlarına bitti ee, şöyle tepede olduğu için de e, uzaktan da olsa bahçesi burası bahçeden çekimde normal telefon çekiminde Şuradan denizi görüyorsunuz. Lapseki'yi görüyorsunuz aşağıdan. 2 kat, iki buçuk kat sanırım imar var burada. Bu imarla beraber de buraya iki buçuk, üç katlı bir ev yapmanız da mümkün. Bir de videosu var. Videosunu da izleyelim. Videolar hakikaten insanı daha çok aydınlatıyor. O küçük dediğimiz bahçeyi çekmiş. Biraz karışık. Dediğim gibi güzel bir peyzajla burası ayağa kalkabilir. Evde belki çok küçük onarımlar yaparsınız ama Eve harcayacağınız parayı en azından fazlasını bahçeye harcarsanız şahane bir bahçesi olur diye düşünüyorum. Hemen üst taraftan çekim yapıyorlar. Mesela bakın evin halini gösteriyorlar ve karşıda yine denizi görüyorsunuz. Karşıda yine deniz gözüküyor. Oradan çekimde de e, odaları tekrar gösteriyorlar. Mutfağını falan gösteriyorlar. Dediğim gibi yaşamın devam ettiği bir ev. Bölge çok pahalı bir bölge. Arsalar bile çok pahalı. Daha önce birlikte yine burada ilanlar göstermiştik. Hatırlarsınız burayı. Arkadaşlar 1 milyon yazmışlar. E, Lapseki'ye 15, Çanakkale'ye 25 Umurbey beldesinde 139 metrekare arsası var. Müstakil tapu yazmışlar. 2 oda 1 mutfaktan oluşan 60 metrekare müstakil evimiz oturulabilir durumda. Tercihe göre tadilat yapılabilir ya da yeniden bina inşa edilebilir. 3 kata imarlıdır demişler. Deniz ve köprü manzaralıdır. Emsallerinin altında kelepir diyebileceğimiz fiyatadır. Yatırım fırsatıdır demişler. Buradaki Gülenen Güze emlak danışmanına teşekkür ederim. Hem açıklayıcı olmuş hem video koymuş. Öyle drone'la muronla falan 8 tane 9 tane fotoğraf koyacağına hem fazla fazla fotoğrafları koymuş. Evinde ne olduğunu az çok görebiliyoruz. E, kelepir de yazmış. Şimdi mesela Umur Bey beldesinde evlere girdiğimizde fiyatlamayı düşürdüğümde hakikaten 139 metrekare 1 milyon, 160 metrekareye 1 milyon 775 bin lira istiyorlar ve içinde arsa içinde avlulu ev yazdıkları yerde şu. Mesela göstereyim onu da. 1 milyon 775 bin lira istiyorlar. Sadece oradan kaç metre? 30 metrekare falan büyüktür ateş tuğla yapılması sağlamlık açısından müthiş. Bu evde dışarıdan değil içeriden çok masrafı belki yaparsınız. İşte pencereleri mesela bazıları pimapen bazıları gördüğünüz gibi ahşap. Ama buradaki masraf diğer evden daha çok ve 1 milyon 775 bin lira. Metrekare olarak büyüklüğü 160 diğerinki de zaten 130. 30 metrekarelik bir fark var. Yani buna 1 milyon istemişler. Bana daha makul geldi. Mesela Umur Bey'de Boğaz Manzaralı Müstakil Taş Ev yine 2 artı 1, 1 milyon 795 yazmışlar. Yine 160 metrekare 1 milyon 850 bin lira yazan var. 200 metrekare villaya 6 milyon 650 bin lira yazan var aynı yerde. Buyurun 01 villa 6 milyon yazılmış abi. Buyurun. Yani bölge pahalı bir bölge. Biliyorsunuz Çanakkale Köprüsü yapıldıktan sonra daha da pahalanıyor. Pekala dedim ki ben de orada arsalarda var mı? Var tabii ki. Burada arsalarda var mı? Mesela Umur Bey'de 1070'e 1070'e sadece bir arsa var. 151 metrekare. Arsaların içerisinde. İmarlı arsa. Eskiden bunun içinde de ev varmış. Yine bakın şuradan yukarıdan büyüklüğünü göstereyim. Tam böyle köşede kalan bir arsa var. Ee, bizim baktığımız evden yine daha pahalı ve 151 metrekare. Aralarında 21 metrekare var. avlu ahşap ev yazıyor ama üzerinde hiçbir şey yok. Yani çıplak arsasına 1 milyon 70 bin lira e, yazmışlar. Biz ilanımıza dönecek olursak arkadaşlar 1 milyon yazılan ilan gerçekten benim hoşuma giden ilanlardan birisi. Evet, 15 dakikalık bir mesafesi var. Lapsekin'in Umur Bey'le arasındaki mesafe hastanesine, postanesine gidebileceğiz. Hatta tam hastaneye bakın. Hastane şurada, tam köprünün ayağında Devlet Hastanesi. Oraya mesafesi 11 dakika arkadaşlar, 13 kilometre, 11 dakikalık Umur Bey'le arasında mesafe var. Denize mesafesi çok kısa gerçekten, 9 dakika, yani 7 kilometre. Çanakkale Boğazı arkadaşlar. Çanakkale, Kepes yani buralara mesafeniz 19-20 dakikada yine merkeze gitme şansınız var. Onun için işte fiyatlar burada biraz pahalı. Çünkü merkezlere de yakın ve olduğu beldelerde büyük beldeler. Atıyorum burada işte postanesi var. Efendim ATM falan yazmamışlar ama postanesi var, sağlık ocağı var, liseler var, ortaokullar var. Yani böyle bir yer. Değer mi? Değer bence burası için. Ama tabii iş eninde sonunda fiyata geldiği için acil satılık fiyatını vermişler. Kelepir satılık fiyatını vermişler belki ama 750 ve 800 arasına burayı bitirirseniz hatta hatta ben buralarda mesela buralara giderseniz eğer belki de benim kanaatim bu. 850-900'lere belki bile çıkarsınız burası için. Çünkü etraf gerçekten çok kıymetli. Tarla alacağına işte müstakil 139 metrekare. Küçük bir bahçe ne olur? İçindeki zaten ev 60 metrekare. Yine nereden baksan sana 70 metrekarelik bir bahçe kalıyor. Düzeltip de peyzajını da yaparsan harika bir konumda olabilir bahçesi yapabilirsin. E, o açıdan beğendim burayı ve rakamım da bu arkadaşlar burası için. 27 Haziran 2024 tarihinde Gülay Güz tarafından bu ilan verilmiş. Telefon numarası 0536 027 82 15. 0536 027 82 15. Dileyenler, dileyenler yine diğer ilanı da arayabilirler arkadaşlar. Diğer ilanımızı da tekrar söz sizde gayrimenkulün. 1 milyon 70 bin lira istemişler. 151 metrekare hani o köşe olan dediğimiz. Hatice Yılmaz telefon numarası 0543 717 1799 0543 717 1799 3 kat imarın olması da bölgede oranın artık zaten bir belde olduğu yavaş yavaş gösteriyor. Çanakkale'den devam Çanakkale'den devam Çanakkale'de böyle bir ilan daha buldum karşıma çıktı 1 milyon 350 bin lira yazmışlardı. 1 milyon 350 bin liraya ben bakmıyorum. Çünkü alttan fiyat vereceğimiz için şu piyasada çok öyle bakmadım. Çanakkale, Bayramiç, Öğrenli Köyü, Bahçeli, Müstakil, Taşe. Burayı tercih etmemin bir başka sebebi de Bayramiç'e çok çok yakın olması. Yani merkeze buradan yürüyerek bile gidebileceğiniz mesafelerden bir tanesi. 4 kilometrelik bir mesafe var arkadaşlar. Yani dolmuşla da gidersin, yürüyerek de gidersin, her türlü gidersin. Hastanene, postanene, her şeyine yakın olması özellikle dikkat ettiğimiz konu. Ve Çanakkale, Bayramiç tarafları da biliyorsunuz Kaz Dağları'nın etekleri, Örenli Köyü, Temiz Hava, Mis. Aşağı deniz taraflarına biraz uzak. Hani denize yakınlığı açısından ee, ne kadar diyeyim size yarım saat, yarım saat 35-40 dakikalık mesafeler var. Bazen mesela Asos tarafına aşağı tarafı o ee, aşağı kısımlara Asos tarafına indiğiniz zaman oralar tahmin ediyorum bir saat falan da sürebilir. Bunu da söyleyeyim size. Neyse ilana gelelim. 318 metrekare bahçeli ev demişler. İnek canlar ee, bahçede sanki sırf onlar için tahsis edilmiş bir yer gibi gözüküyor. Üstten çekimde etrafı böyle işte priketlerle örülü bir bahçe. Karşımızda da şöyle bir ev var. Çatı falan gitmiş. Çatı zaten tamamen onarım istiyor. Evin burası öne bakan kısmı. Şu da arkadan giriş kısmı. Aynen öyle. Çatı dediğimiz gibi tamamen bir çatı. Yine burada da sanki yıkılıp yeniden yapılması gereken ev gibi gözüküyor ama şu duvarlarına bakmak istiyorum. Duvarları beton mu? Bak bunlar da drone ile çekmişler ama bak yakından da çekmiş kardeşim. Bak Böyle olur yani. Yukarıdan göster ama aşağıda göster bize evin içini etrafını duvarlarını görelim. Duvarlar sağlam gibi duruyor arkadaşlar. Taş duvar gibi duruyor. Buradan baktığımızda e, meşhur Çanakkale evleri, Muğla evleri. Yani şöyle 60 santimlik duvarları görürsünüz. Burada da o görünüyor. Taş duvarlar, duvarlar, yan duvarlar, evin duvarları sağlam gibi gözüküyor ama çatı komple onarım istiyor. Pencereler komple onarım istiyor. Yani duvarların sağlamlığına sağlam ama yeni ev kadar da bize masraf çıkartır gibi geliyor bana. Yeni ev dediğim biliyorsunuz prefabrikler falan. Bir de videosunu yapmışlar. Şöyle elektrik panosundan başlayarak evin içini videoyla gösteriyorlar. Bakın mesela mutfak komple bir mutfak yapılacak burada. Geniş bir mutfağı var. Yan tarafında şöyle bir banyomu, odamı göremedik orayı ama burası sanırım salonu. Pencereleri burada biraz küçük. Pencereleri biraz açmak lazım. E, aşağıya kadar indirmek lazım ve büyütmek lazım pencereleri. Şöyle duvarları göstermiş. Şurada da bir pencere varmış sanırım kapatmışlar onu. Dediğim gibi duvar açısından sağlamlığına sağlam dış duvar açısından da sağlamlığına sağlam ama içerideki tadilat çok büyük tadilat. Ee, taş ev sevenler belki yıkıp ta yeni evde taş ev gibi kullanabilirler. Çanakkale'de taş evler biliyorsunuz Muğla gibi meşhurdur. Ee, burada da aynı sistem kullanılabilir diye düşünüyorum. Bayramiş'e 4 kilometre Örenli Köyü'nde 318 metrekare bahçe içerisinde 85 metrekare iki oda bir salon taş ev, evimizin elektriği suyu bağlı tadilat sonrası oturulabilir konumda muhteşem manzara ve doğası ile harika bir konumda, Örenli Göleti mesire alanına yürüme mesafesinde Çanakkale Bayramiş Örenli Köyü 146 ada 4 parsel demişler burası için. O zaman ben de mesela diğer yerlere baktım. Hani kıyaslama yapacağız ya. Şimdi öğrenli de devam ettiğimiz zaman öğrenli de başka bir evle kıyas edemedik bunu. Çünkü yok. Başka bir evle kıyas edemeyince arsaların içine girdim. Arsaların içine atmışlar mesela burayı. Çok hoşuma gitti. Aynı diğer Umur Bey beldesindeki yer gibi. Bu da hoşuma gitti. Şu, şu ilan yani şu anda karşımızda duran ilan. Fiyat düştü Bahçeli Taşev. Burada beni düşündüren 1771 metrekare imar durumuna konut girmişler. Mal sahibi olarak girmiş ama krediye uygunluk kat karşılığına hayır demiş. Tapu durumuna belirtilmemiş yazmış mesela. Hani müstakil mi değil mi hisseli mi? Burada biraz tereddütüm var. Ama ciddi düşünenler mutlaka bunları arayıp sorsunlar diye öyle bir aklıma şüphe geldi. Ama Sonra fotoğraflarını böyle gezerken şimdi şahane bunun fotoğrafları da şöyle hızlı hızlı geçeceğim sonra yavaş göstereceğim size. Sonra öz nitelik bilgisine bakınca tamam dedim burası. Bahçeli Ahşap Ev 1771 metrekarede tapu alanı abi. Diğer ev 1 milyon 300 bin lira istedikleri eve bence 10 çeker. Neden? hem 1 milyon 400 bin lira 1771 metrekare. Ben onu da zaten yıkacağım yaparken. E bunu da yıkacağım kardeşim. Ama 1771 metrekare bir alanım olacak ve işte enfes manzara ve ağaçlar. Bakar mısınız içindeki ağaçlara? İşte ev dedikleri de bu. Yani zamanında bir ev varmış. Bunu ben yok sayıyorum. Yerine dediğim gibi ister prefabrik yaparım ister taş ev yaparım. Bakar mısınız abi ağaçlara ya? Şu güzelliğe bakın, yani şu bahçede e, bir günde falan bitmez de bu bahçeye şöyle edibüdü iki kişi girseniz iki tane de kardeş mardeş yanınıza bacanak enişte dayı amca falan bunları alırsanız güzel bir temizlik yaparsanız valla şahane bir bahçe olur onu size söyleyeyim. Ağaçlarına bayıldım içindeki ağaçlarına. Evi ev olarak ben görmüyorum şu anda. Manzarası da çok iyi. Ev olması için de çok iyi. Bakın elektrik direkleri şuradan geçiyor. Zaten elektriği buranın vardır. Yukarıdan çekildiğinde 156 a da 10 parselde etrafında hemen ilerisinde de evler var. Burada görebiliyoruz arkadaşlar. Özdelik bilgisini söyledim. Bakar mısınız? Yani şu ağaçlar ya yıllarca yıllar sonra ya. Yani. Yıllar sonra yetişir bu ağaçlar. İşte bir orman yangını olduğu zaman ciğerlerimiz yandı, içimiz yandı falan diyoruz ya. İşte bunları yetiştirmek öyle zor ki. Yani bir kaç tane insan ömrü görmüştür şu ağaç. Kaç tane insan ömrü geldi, geçti. Onun gölgesinde belki de gölgelendi. Yani çok önemli, müthiş bir sevgim var ağaçlara. Yalnız yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ben çevreciyim, ben şucuyum, ben bucuyum diyorlar. Sonra da arkadaş bir bakıyorum kamp alanında kampa gidiyor adam. 3000 motorlu arabayla çevreci abi. Hayvan sever ya da. 3000 motor arabayla gar 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 gur 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 gur. Ormanların içinde o sesler. Ben çevreciyim, ben doğacıyım, ben çadırcıyım, ben kampçıyım. Öyle çevrecilik olmaz kardeşim. Sen o arabayı gece çalıştırdığın zaman ya da gündüz çalıştırdığın zaman Nasıl senin kamp kurduğun yerde sabahın saat 6, 6 altı 200 metre ilerine kamp yapmaya gelen insanlar rahatsız oluyorsa sen rahatsız oluyorsun ya kamp yapmaya geldiler işte gürültü falan bir uyanıyorsun yan tarafına 100 metre ilerine bir aile gelmiş. O ailenin çocukları da var. İşte gürültü, kıyamet falan eşyaları indiriyorlar falan yaparken sen rahatsız oluyorsun. Ama o doğanın içine girdiğin o hayvancıklar da rahatsız oluyor. Bundan haberiniz olsun. O 3000 motorlu gar 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 gur 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 old road falan dedikleri off road dedikleri arabaları kullananlara söylüyorum. Ve kendini çevreci ilan edip ağaç dikmeye ya da protesto etmeye bir yerlere o büyük büyük koca koca arabalarla giden arkadaşlara sesleniyorum. Motor gidenlere sesleniyorum. O bağıranlarla böyle çok böyle va va falan bağıranlara sesleniyorum. geçtiğimiz yayınlarda size bahçenizi ışıklandırırken bile geceleri eğer o ışığı açık bırakırsanız bahçenizde villanızın efendim dubleksinizin her neyiniz varsa hani o koca koca ışıkları yakıyorlar ya o kuşlar o ışıklardan rahatsız oluyor mesela. Hayvanlar gündüz zannediyor. Gündüz olduğunu zannediyor yumurta yapmasına etki ediyor. Onun yaşam alanına etki ediyor. Ya biz insanlar hakikaten çok zar. En zararlı varlık biz. Cenab-ı Allah'ın en şerefli varlık, en güzel varlık olarak yarattığı insanoğlu kendisini öyle diyor ya. Fakat kendi çevresindekileri tanımayan, kendi çevresindekilere yaşam, hayat alanı tanımayan insan. Hayvanlar öyle değil. Onun için e, bazı şeylere çevreciyim derken dikkat etmek lazım. Kaldı ki çocuklara bizim örnek olmamız lazım. Bak hiçbir şey bırakamıyoruz. Yangınlardan bırakamıyoruz, çevreyi katlediyoruz, bırakamıyoruz. Koca koca villalar, büyük büyük araziler, büyük büyük oteller, her yer beton yığını. Ne diyoruz her programda aman diyoruz. Şu çocuklarınıza 100 metrekare de olsa gücünüzün yettiği kadar bir yer alın. O çocuklar oraya fide ekmeyi öğrensin. Bahçe sulamayı öğrensin. Çıplak ayaklarıyla o bahçeye toprağa bassın. Bu hayatı mutlaka öğrensin. Öyle inanıyorum ki. Devranın döndüğü, teknolojinin çok kısa bir süre içerisinde biteceğini tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Ona inananlardanım her şeyin tersine döneceğine inananlardanım. Ve bir gün koca koca şehirlerin, koca koca apartmanların bomboş kalacağını, izbe, harabe yerler olarak kalacağını, insanların tekrar bu hastalıklardan dolayı doğaya çekileceğini, kendi yiyecek ve içeceklerini bu doğadan kendilerinin temin edeceğine inanıyorum. Çünkü bu bir döngü. Hep böyle gitmeyecek. Zaman onu getirdiğinde de sadece bizlerin değil çocuklarımızın dahi antrenmanlı olması lazım. İlana dönecek olursak beğendim. Vallahi beğendim. Yani bittim dediğim gibi bu ağaçların olduğu yerlere bittim. 1 milyon 400 bin lira demiş Meltem Hanım. Meltem D olarak mal sahibi olarak ilan atmış. 5 Haziran 2024'te. Hoşuma gitti. Yani e, tüm bu doğruluk doğrulukları varsa gerçekten burası için 1771 metrekare ve bayram içe 4 kilometre olan bu yeri ben düşünürüm. Keşke verse 1 milyona. Belki hepimizin içinden geçiyordur. 1 milyona versin. Teklif edin. Ama burada eğer ben oturacaksam burayı beğendiysem 1-200 lira kadar da burası için çıkarım arkadaşlar. 1771 metrekare. Meltem Hanım'ın telefonu 0545 213 26 66 0545 213 26 66 Diğer ilanın telefonu ise ki ben diğerini tercih ederim. Yani burayı bana bir milyona versin. Ben diğerini bir milyon iki e tercih ederim arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Buraya da 850 bandında, 800 bandında bir rakamları gösterebiliriz. Bana göre buranın fiyatı çok. 800 bile vermem buraya ama diğerine veririm abi. Şimdi bu da 27 Haziran 2024'te Reyhan Türkmen e, yine telefon numarasını verelim 0537 880 çift 028 0537 880 çift 028 bu da son ilanım İlan gezelim ailesinden güzel insanlardan gelenler ve güzel insanlara selamlar. Kardeşim seni devamlı izliyorum. Tavırlarınızı kanalını çok beğeniyorum. Hariçten gazel okuyanları kale almayın lütfen. Selamlar demiş. Kim demiş? Ramazan Çetin Kol. Ramazan Çetin Kol'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Aynen öyle yapalım. Kimseyi o kötü düşünenleri çok da kale almaya gerek yok. Doğruları söylemeye her zaman devam canlar. Yasemin Develi. 36-44. Aydın İncilova'daki bahçeli mahalle aralarında satılık evleri tanıtabilir misiniz demişler. Onlara da bakalım Aysun Hanım. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yiğit Kesme oğlu, e, Kesme Gülü. Yiğit Kesme Gülü. Ayağına taş değmesin Allah'ım esirgesin demiş. Allah'ım senden razı olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hamiyet Arslan Türk hareketi iş edilenler hakareti iş edilenleri boşuna boş verin engelleyip engelleyin demiş. Kayıp sayılmazlar demiş. Vallahi engellemiyorum. Kendi kafalarına göre takılsınlar onlar. Ne diyeyim? Nurten Kazan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hamiyet Arslan Türk'e teşekkür ediyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Nurten Kazan 2787 canım kardeşim size daha yeni izledim ve tanıdım. Çok mert bir insansınız. Söyledikleriniz o kadar doğru ki yıkık viran evlerde çok uçuk. Fiyatlar istiyorlar. Zaten e, kiracısın dizini e, dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız birkaç kuruş gidip onu da bu sözde emlakçılara yedirmek istemiyoruz. Sizler gibi doğru söyleseler canımıza minnet tamam emlakçısınız ama çok fahiş fiyat etmeyecek yerleri kalkıp değerinin çok üstünde gösteriyorlar. İnsanın midesi bulanıyor almaktan vazgeçebiliyor. Ben mesela İzmir'de oturuyorum Bayındır taraflarında ve Menderes, Kemalpaşa, Torbalı falan filan öyle yerlere bak bakıyorum. Hep yıkık bir an ve çok pahalı. En fazla 250-300'den fazla çıkaramayız. Yetmedi bir de kredi. Kredimi vereyim şu an oturduğum evin kirasını mı ödeyeyim? Yoksa evin kirasını neyse kardeşim bu konuda çok ama çok dertliyim. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Doğru ve iyi olduğunuz için teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Yolun açık olsun kardeşim. Doğruluğun için çok ama çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi inşallah bir gün iyiler kazanacak. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş, Allah'ım razı olsun. Nurten Kazan 2787, selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Maalesef yazdığınız şeyler doğru. İnsanlarımızın e, dişinden tırnağından artırdıklarını artık kimse görmez oldu. Kendi ailesinin içinde bile insanlar birbirinin kuyusunu kazıyorlar maazallah. Birçoğumuzun kendi içinde de vardır çevresinde de vardır. Bir miras, 200 metrekarelik bir miras bir arsa için insanlar birbirini öldürüyorlar. Ya maalesef bu hale geldik. Bundan sonra Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yayının içinde de söylediğim gibi. Kimin gücü nereye almaya yeterse ama 100 metrekare de olsa çıplak ayağına basacağım bir toprağın olması lazım diye düşünüyorum. Ve ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Nurten Kazan Hanım aramıza hoş geldiniz ailemize. Tülay Akgün 95-16 Seni takip ediyorum. Çok efendisin. Ben küçük bir emekliyim. Senden ricam bana makul bir yer istiyorum. Küçük bir ev olsun. Büyüğe gücüm yetmez. Allah'a emanet ol. Sürekli bakıyorum. Whatsapp'tan yazarsan sevinirim kardeşim. Sürekli bakamıyorum demiş. Tülay Akgün 95-16 Ya da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Doğal Su 72 ben de sana çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Savaş Alanç güzel yayın için teşekkürler Murat Bey kardeşim. Senin yolun kalbin kadar güzel meyve veren ağaç taşlanır demişler. Sağlık ve esenlik içinde kal kardeşim. Kutsal topraklar İzmir'den gönül dolusu sevgiler, saygılar demiş. Savaş Alan Alanç'a ve Savaş Alanç'a ve Güzel İzmir'e, canım İzmir'e Kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Nilüfer Çetlik, Avustralya'dan kucak dolusu sevgiler, aradaki hoş sohbetleriniz için de teşekkürler. Zaman, e, zaman zaman yaptığınız olumlu olumsuz maddi manevi yorumlara farkında olmadan cevap veriyorum ama siz duymuyorsunuz. Bu köy evleri ilgimi çekmese de sizi zevkle izliyorum, severek izliyorum demiş. En azından bilgi sahibi oluyorum. Vermiş olduğunuz faydalı bilgileri, uyarıları dikkate alıyorum. En doğru yatırımı sayenizde yapmak nasip olur inşallah. Doğru adres, doğru insan. Ülkemizin sizin gibi değerlere ihtiyacı var. İyi ki varsınız demiş. Nilfer Çetli'ye selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ayrıca Avustralya'daki tüm dostlara da sizler de iyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Doğruyu hep birlikte bulacağız burada. Yanlış adım atmadan birbirimize yardımcı olarak yanlış adım atmadan birbirimize de yardımcı olarak bu işlerin üstesinden geleceğiz evvelallah. Nursel yüksel Nursel yüksel 88 58 Murat kardeşim samimi insanlar bu tür konuşmalar yapmaz Allah akıl fikir versin tüm insanlara demiş Amin <laughs> Amin e, Nursel yüksele ya da rakiplerinizin işlerine gelmiyor seyretmesinler kimse onları izlemeye zorlamıyor demiş e, Nursel yüksel Valla ne diyeyim ben kimseyi rakip görmüyorum. Çünkü ben burada YouTuber olma peşinde değilim. YouTuber olma amacıyla hiç yapmadım. Zaten başlangıcı da öyle. Yani aman ben bir şeylere olayım falan filan. Öyle bir düşüncem de yok. Öyle bir niyetim de yok. Zaten bizim eski aile üyelerimiz diyeceğim. Çünkü iki sene, iki buçuk sene, 3 senedir takip edenler var. Onlar bilirler. Biz bu yola insanları uyarmak için çıktık. Bildiğimiz bilgileri onlarla paylaşmak için çıktık. Aman yanlış alışveriş yapmayın diye çıktık. Yoksa her zaman söylüyorum. Kimseye buradan aman şurayı al falan demiyorum. Ama güzel gördüğüm yerler olursa tıpkı bu, bu ilandaki gibi mesela. Bu, bu yayında iki tane ilan var. Şimdi var ilanlar ama iki tanesi hakikaten hoşuma gitti. Bir tanesi son verdiğim bir tanesi de Umur Beybeli beldesindeki Çanakkale'de. Yani ikisi de Çanakkale'de. Biri bayram işte. Böyle yerler olursa da bizim verdiğimiz fiyatlara da eğer düşerlerse yani o fiyatlara da gelirlerse alın abi niye alınmasın? Gidip geri de beğendin. Olur ya. Yani. Mehtap Kayalı 9154. Murat Bey teşekkür ederim. Haklısınız. Ee, vekalet almak da vekalet almak da var tabii ki. O yüzden çok doğru bir yaklaşımda bulundunuz. Verdiğim fikir hakkında teşekkür ederim. Bu arada size dedikodu yapıyorsunuz diyenlere ufak bir yanıtım var. Anlayana davul zurna, anlamayana sivrisin. Eksat sözünü hatırlatırım kendilerine. Belki anlarlar demiş. Kendinize iyi bakın. Yüce Yaradan'a emanetsiniz. Sizler de Yüce Allah'ıma emanet olun. Mehtap Hanım'a ve Almanya'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler dostlara da gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Evet söylediği gibi bahsettiği gibi geçtiğimiz programda hani bu vebali almak zor demiştim. Mesela işte yurt dışında, gerçekten beni çok arayan var yurt dışından samimi söylüyorum çok arayan soran var çok mesaj atan var ben parayı sana göndereyim sen yere al ben o işe girmem <laughs> ben o işe girmem tamam ben kendime göre o yeri alırım ama işte geçen gün de Mehtap Hanım'ın söylediği gibi yarın öbür gün mesela Mehtap Hanım geldiğinde şöyle bir yüzünü bile ekşittiğinde o benim işime gelmez neden durduk yere kalbimi zorlayayım? Gerek yok. Gerek yok. Ne ben ne üzüleyim ne siz üzülün. Zaten hep ne diyorum size? Mutlaka alacağın yere git ya. Oranın toprağına bir ayağını değdir. Oranın insanıyla git bir tanış. Ya adamlar bana güzel gelebilir. Ama sen gelirsin sana güzel gelmeyebilir. Yani çekici gelmeyebilir. Ya da insanlar sana itici gelebilir. Benim hoşuma gider. Ben muhabbet edebilirim belki, sohbet edebilirim oradaki insanla. Sen edemezsin. Yani bu insan yapısı da çok önemli. Değil mi? Köylerde mesela gidiyorsunuz ama onlar bizi kabul edecek mi? Biz onlara ısınabilecek miyiz? Bu bu da var ya. Yani. Bunlar önemli şeyler. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ümit Kaya, Murat kardeşim hayırlı günler. 24 Pazar yayınızı yeni dinliyorum. Kusura bakmayın. Uzun zamandır sizi izleyemedim öncelikle konuşmalarınız düşünceleriniz çok doğru e, yalnız yorumlara bakmayın asla çizginizden ayrılmayın böyle doğrular olmalı yanlışların içinde Ümit Kaya'ya selamlarımı sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum doğruları söylemeye candaşlar buradan devam edeceğiz kim olursa olsun kimse bizim babamızın oğlu değil banane hükümetin hükümetinden banane işte e, onun karşısında duran muhalefetinden hiç kimse bizim babamızın oğlu değil. Kim yanlış yaparsa bunu söyleyeceğiz. Bunu söylemekle mükellefiz. Biz milletiz ya. Hepimiz vatandaşız. Biz birbirimizi kollayacağız. Şimdi yayının başında da söylediğim işte kentsel dönüşümdeki yanlışlar gibi. E daha önce yapılan yanlışların üstüne hala yanlışlar yapılmaya devam eden bir anlayış var. Ya yeni daha başımızdan geçti işte. 50 bin canı kaybettik ve daha fazlası söyleniyor. Daha fazla diyorlar mesela. E yazık günah değil mi bize? Ya bu millete yazık günah değil mi? Neden hala bir deprem bakanlığımız yok bizim? Neden ondan sorumlu insanlar yok? Sorumluluk bile almaya korkuyorlar çünkü. Zamanından beri çünkü altyapılar o kadar kötü ki. sadece bunlar bunlar değil. Son 50, 50 sene 100 seneye bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yapılmamış yerler var. Ya altyapımız bizim doğru dürüst değil. Ya büyük şehirlerde görmüyor musunuz Allah aşkına bir yağmurlarda neler oldu? Geçen sene insanlar öldü ya büyük şehirlerde. Kar yağdı insanlar öldü. Yağmur yağdı insanlar öldü. Bunları söylemeyelim mi? Bunlara önlem alın demeyelim mi? Söyleyeceğiz. Konuşacağız. Kim olursa olsun dediğim gibi benim babamın oğlu değil. Tıpkı buradaki ilan verenler gibi. Onları da eleştiriyorum. Onları da eleştiririm. Bitti. Evet. Nuran e, Nuran Kadoğlu. Kadoğlu. 57-68. Selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. E, Allah sizin gibi dürüst, güzel insanları çoğaltsın demiş. Amin. İnşallah. Uzer var bir tane. İsmini okuyamadım ama bizim buraya reklam vermiş. Kaldırmadım. Geçen gün gördüm. Dediğimde 3 artı 1 her odada çalışan klimalar ve günlük kiralık ev bende diye ilan vermiş. Hatta bir de kalp de koydum oraya. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu tip ilan verenler vardı mesela bizim burada. Ben daha önce yorumlardan kaldırıyordum. Bunu uyarı maksadında kaldırmadım. Bu tip buraya böyle ilanlar atanlar ya da telefon numaraları atanlar eee işte bana kendini yakın gibi gösterenlere kesinlikle inanmayın. Buradan size böyle bir uyarı yapayım. Bunların bizle falan benle hiçbir alakası olmaz olamaz da. <laughs> Onu size söyleyeyim. Kaldıracağım ama şu yorumlarda görün diye gözünüzde dikkat çekmek için bıraktım. Ama çünkü belki çok iyi insan olabilir. Şahsi için söylemiyorum. Dürüst bir insan, şerefli insan, namuslu insanlar çok. Ama bir o kadar da namussuzlar var. Uyarılarımızı yapacağız. Kimseye dedim ya kimse benim babamın oğlu değil. Kimseye güvenmem. Kevser Karakol 2680 Gebece civarından verdiğiniz ev kayıtlı değil demiş. 3-4 senedir satılmıyor Murat Bey kardeşim. İlk çıktığında fiyatı 300 bin civarındaydı. Ben çoktandır takip ediyorum demiş. Geçen haftaki yayın için. Pazartesi günkü yayın için. Kevser Hanım'a hatırlatması için, uyarıları için çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İşte bizim ailemiz böyle. Yanlışı gördün mü böyle uyarır. Helal olsun. SDFK 1368 Erkan olumsuz yorumlar moralini bozmasın Murat kardeşim. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Selamlar demiş. Ben de kendisine selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'ım razı olsun. Hiç beni yalnız bırakmayanlardan. Hasan Yılmaz. Hasan Yılmaz'a da sen yorumlarına devam et yanlışı savunanlardan hayır gelmez demiş doğru söylemiş Hasan Yılmaz 75'e de selamlarımı sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum Songül Ural 4977 Allah doğrudan yoldan ayırmasın inşallah doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar siz doğrudan ayrılmayın kardeşim iyilik bulaşıcı demiş İnşallah. çok güzel yazmış harika bir söz iyilik bulaşıcı aman bulaşıcı olsun herkese bulaşsın herkese bulaşsın. Allah'ım doğru yoldan da hiçbirimizi ayırmasın. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Leyla Özdemir, söyledikleriniz her şeyi çok ilgilendiren şeyler, herkesi çok ilgilendiren şeyler. Bunlara dedikodu demek çok bencilce demiş, bence de. Leyla Özdemir'e selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'ım razı olsun. O da yalnız bırakmayanlardan. Şimdi yine bir uzer var. İyiye giden hiçbir şey yok maalesef Türkiye'de. Piyasa kötü ama ev fiyatları yükseliyor. Almak imkansız oldu. Değil bir yer almak olanı kaybetmemek önemli. Allah sonumuzu hayır etsin demiş. Gençlere gerçekten üzülüyorum demiş. İsminizi bilemiyorum ama selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel çok doğru şeyler yazmışsınız. Maalesef öyle. Yayının içinde de mesela en çok benim de aynı sizin gibi endişelendiğim genç nesil bizden sonra gelenlere hakikaten çok endişeleniyorum. O yüzden diyorum ki hani şu anda gücünüz varsa en azından onları düşünerek 100 metre de olsa onların küçükken, gençken ya da ayaklarının işte toprağa basmasını sağlayabilecek, onlara o çiçeğin sevgisini, ağacın sevgisini, hayvanların sevgisini, doğanın sevgisini ve doğaya biz ne verirsek karşılığında onu alabileceğimizin sevgisini aşılamamız lazım. Hakikaten insanoğlu Doğaya sen neyi verirsen karşılığında onu alırsın. Bunu eğer kafasına, beynine yazmadığı müddetçe bizde daha çok depremlerde olur, yağmurlarda yağar, böyle bardaktan boşanılcasına o da sana karşılığını öyle verir diye düşünüyorum. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Derviş Yıldırım, Kırklar elinden ve Ankara'dan da bakabilir misiniz demiş. Bakalım Derviş Yıldırım. Selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Elm 8655. Elm 8655. Denize 5 kilometre olan yerin Gönend'e birkaç emlakçının YouTube kanalında videosu var. Yer epeyce eğimli, ev yıkımlık demiş. Evet biz de aynı şeyleri söylemiştik. Kendisine selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Uyarısı için teşekkür ediyorum. Rabia Ina, <laughs> Rabia İna nokta Rabia İna nokta Rabia İna da selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Yalnız bırakmayanlardan. İsmail Ürendene, Özkan Özcan'a, Nurgül Akkaş'a selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Mesut Hayta 1975, Murat Bey merhabalar, emeğinize sağlık, güzel bir program yapmışsınız, bol şanslar diliyorum, iyi çalışmalar dilerim demiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aklıma gelmişken bir şey sorayım, bizim arsamız var, nasıl oluyor da belediye arsanın içinde pazar yeri görünüyor. Bunu çıkartmak için ne yapmamız lazım demiş Mesut Hayta 1975. Arsanızın içinde pazar yeri görünüyorsa, arsanız muhtemelen hala da şu anda resmi arsa, imar imarlı yani bir arsa olmadığından dolayıdır. Bunun için mutlaka imar müdürlüğüne gidip imar müdürlüğünden arsanızın resmi imarını kazanıp kazanmadığına bakmanız lazım. Yoksa arsanızı belediyede yeşil alan mı gözüküyor? Bir kısmı da gözükebilir. Tamamı değil. Belki bir kısmı da gözükebilir. Bundan sizin haberiniz bile olmayabilir mutlaka imar müdürlüğünden gidip ada ve parselinizle öğrenebilirsiniz. Selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum size. Altan abiye, Altan Er Yılmaz abime selamlar, sevgiler gönderiyorum. Deniz Tunç, merhaba Murat Bey, iç açıcı bir yer yok. Olsa da ilana düşmeden alınıyor. Son ilan 5 yıldır satışta. Satışa bir hal oldu. Alan hiçbir şey yapmıyor. Fiyatı yükselterek el değiştiriyor. Bıktım o yeri görmekten. Sevgiler demiş. Kendisine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ee, doğru söylüyorsunuz. Çünkü o daha önceki programda anlattığım al-satçılar da vardı ya işte bunlar da eee al-satçıların elinden değiştirilen yerlerden bir tanesi. Ee, çok selamlar, çok sevgiler. Enver Batmaz'a, eee Mehtap Kayalı burada da bir yorum yapmış. Tekrar ona da selamlarımı, sevgilerimi. Enver Batmaz'a da selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ahmet Ahmet 9113'e selamlar, sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Adam Mustafa'ya selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Murat kardeşim yaklaşık 40 yıldır güzel vatanıma her yıl özlem göndermek için tatile geliyorum, özlem gidermek için demiş. Önceden kendi aracımla geliyordum fakat yaklaşık 10 yıldır uçakla geliyorum. Çünkü güzel ülkemin adı, şu, e, ülkemin adı şu, %50 psikolojisi bozuk. Agresif katil adayları olmuş. O yüzden güncel trafik kazalarına şaşırmıyorum ama çok üzülüyorum. İnşallah iyi eğitimle gelecek yıllarda durum düzelir. Kendine iyi bak, hayırlı yayınlar demiş. Geçtiğimiz yayında yine trafiklerden çok bahsetmiştim. Özellikle bayramlarda hep uyarılarımı yapıyorum ama normal zamanlarda da ne kadar da uyarı yapsak gerçekten adam Mustafa'nın da söylediği gibi maalesef kulak asan yok. Yani o dört tekerleği olan ve bir direksiyonu olan bir şeyi adamın önüne onu sürmeye başladığı andan itibaren adam araba kullandığını zannediyor mesela. Fakat üç tane ayna vardır arabada. Arabalarda üç tane ayna vardır. Bu aynaların üçü de hayat kurtarır arkadaşlar. Bu aynaların üçü de hayat kurtarır. Yani aynalarda o arabaya konulan aynalar süs değil. Bazen çok <laughs> bayan seyircilerimiz, bayan izleyicilerimiz şey almasın ya, üstüne alınmasın birçoğu. Eğer varsa öyle. Bazen trafikte görüyorum mesela trafik duruyor ya, bayan elinde ruju. Aynayı çeviriyor falan böyle. Normalde o dikiz aynasına bakmıyorlar kardeşim. Ama makyaj yapacağı zaman dikiz aynasını falan böyle çeviriyor. Trafiğinde dur, durmuş olduğu o e, rahatlıktan yararlanarak işte makyajını falan yapıyor. Makyaj yapması tabii e, o mevzu bahis değil. Her, herkes istediğini yapabilir. Fakat ya arkadaşlar böyle böyle olmaması lazım. Araba giderken o aynayı kullanmayanların onu kullanmaması lazım. Ha erkeklerde bu yok mu var? Telefon hastaları mesela. Çok görüyorum trafikte. Adam telefonla mesaj yazıyor ya. Ya telefonla mesaj yazıyor ve bu adam araç kullanıyor. Kardeşim bu kadar acilse ya ararsın ya o bile riskli ama. Ya bari ara da gözün yolda olsun. Artı bir de mesaj yazma tık 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 tık. Orada bir buton var ona bastığın zaman ses kaydediyor yani. Sesle gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu insanlara maalesef üzülüyorum. Aynı yerde yaşadığım için, adam Mustafa gibi. Aynı havayı da soluduğum için. Kendisinin değil, arabasındakinin de canını tehlikeye atıyor. Karşıdan gelenin de canını tehlikeye atıyor kardeşim. Hatun Doğan ablama selamlarımı, sevgilerimi Di Aleyna'ya selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sevilay Hanım demiş ki ben de size selam, sevgi, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederim demiş. Sevilay Hanım'a da bir mukabele selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hasan Yıldız'ı söylemiştim. Zeliha Tutaş selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Balıkesir'de Burhaniye'den bekliyorum demiş köy yere. İnşallah belki pazartesi günü yayında bulabiliriz belki. Osman Öztürk, sizin ibret alınacak sözlerinize laf söyleyenlere bazı şeyler müstahak uzun zamandır. izliyorum Murat Bey, emeğine yüreğine sağlık demiş. Osman Öztürk'e de selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Nefes 63, dedikodudan bahseden aşağısına en çok dedikodu yaptığından kesinlikle emin olun. Çünkü en büyük dedikocular hep dedikodudan hoşlanmadığını söylerler demiş. Bayağı da yazmış yani, benden daha çok sinirlenmiş. Murat oğlum ellerine, dillerine, emeklerine sağlık. Seni çekemeyenlere darlık, darlık, darlık demiş. Ablam ellerinden öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. Allah'ım senden razı olsun. Davut Aslan, kıymetli kardeşim peki bizlere ne oldu da bu kadar olumsuzlara karşı duyarsız kaldık demiş. Hakikaten bize ne oldu işte? Davut Aslan'a da selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bize ne oluyor geçen programda da söylemiştim. Hakikaten bize ne oldu demiştim ya. Yani şu koronadan sonra aşılardan sonra mı böyle olduk? Acaba hep mi böyleydik? Acaba hep mi böyleydik de teknoloji bizi ileriye doğru taşıdığında gerçek yüzler mi ortaya çıkmaya başladı? İnşallah yüce Allah'ım bizi iyilerden ayırmasın. Karşımıza da her daim söylüyorum iyileri çıkarsın. Ama sizlerin de söylediği gibi inşallah hani üzüm üzüme bakarak kararır lafını biz iyiler iyiye bakarak aydınlansın, aklansın diye çevirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ruhi Taner selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ah Murat Bey dostum demiş. Sen daha gençsin. Ben hayatım boyunca öyle öğrenci velileriyle karşılaştım ki anlatamam. Bazı insanlar boş yapmaya bayılır. Sanki bu programı siz zorla izletiyorsunuz. Bu arada ben bu mal sahiplerinin yerinde olsam bu emlakçılarla asla iş yapmam. Çünkü alacakları komisyonu kesinlikle hak etmiyor. Adam gibi 10 fotoğraf çekmek, bir video çekmek günümüzde bu kadar zor. Üstelik aynı yerin iki ayrı emlakçıda iki ayrı fiyatta olması demiş. Ve böyle bir şey gördüğüm zaman aynen sizin de belirttiğiniz gibi ben de 750'den fazla vermezdim. Bu arada sizin burası ev mi Allah aşkına buralar hisseli ve çevirmişler bir konteyner koyup satmaya çalışıyorlar ve insanları kandırıyorlar dediğiniz yeri bir başkası ballandıra ballandıra anlatıyordu. <laughs> Kolaylıklar dilerim demiş. Arkadaşlar Ruhi Taner'e Ruhi Taner'de abimiz bizim ailemizin eski üyelerinden gerçekten hep dikkatli. E, dikkatli beraber fikir alışverişinde bulunduğumuz aile üyelerimizden. Ben anlattıklarımı ne kadar size karşı tarafa geçirebiliyorsam, yani şuraya dokunabiliyorsam eğer, sizden gelenler de inanın benim burama dokunuyor. Karşılıklı derler ya. Çok güzel söylemiş, çok güzel aydınlatmış. Ben doğru olanı söylüyorum. Diğer insanların ne söylediği aslına bakarsanız çok da umurumda değil. İşi yaptığım için, doğruyu bildiğim için, doğru alışverişi bildiğim için karşı tarafı emlakçının tutumunu, mal sahiplerinin tutumunu ve müşterinin alacak olanın tutumunu da bildiğim için o üçlünün arasında bir sac ayağı gibi duruyorum. 20 senedir de bu bilgi ve donanıma sahibim. Hiçbir yeri ballandıra ballandıra anlatmadım. Sadece verdiğim fiyatlara tıpkı bu ilanlardaki gibi eğer benim fiyatlarıma verirlerse ve siz de giderseniz eğer orayı beğenirseniz ondan sonra bu işlere e, girişin dediğimi hep dinlemişsinizdir. Onun için ne diyeyim? Yani ballandıra ballandıra bir insan bir yer anlatıyorsa o zaman orada bir sıkıntı vardır. Bir çıkar vardır diye düşünüyorsunuz. İşte yayının başında söylediğim gibi deprem konusunda. Koskoca profesörler Türkiye'de bunları yapmış. Koca koca siyasetçiler kimlere kimlere yollar vermişler. İşte Cevher Özden'i anlattım. Banker Kastelli. Daha neler anlatırız. Oo, neler var neler maalesef. Turgay Gürfidan'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aleyküm selam diyorum. Kendine çok iyi bak. Kariku, Keriku, çok doğru konuşuyorsunuz her daim devam edin Allah razı olsun her mecradan ulaşma çabası gösterilmeli sessiz millete çok iyi yapıyorsunuz Allah razı olsun çok şey öğreniyoruz Allah'ım sizlerden de razı olsun selamlarımı sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum Aysun Tokatoğlu'na Tokatlıoğlu'na selamlar sevgiler saygılar Yeliz Aktürke selamlar sevgiler saygılar Mahmut Bagadur 2816 ne mutlu sana sizin gibi düşünenlere selam olsun demiş. Ve aleykümselam diyorum. Ben de selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sizlere gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Erdoğan, Murat Bey hangi evraklara, tapulara kredi çıkıyor? Bir de inşaat firmasında bitmek üzere olan bir daire alacak olursak özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Hangi evraklara tapu çıkıyor, e, kredi çıkıyor? daha önceki yayınlarda işlemiştik ama buradan da cevabını vereyim. İki tane tapuya kredi çıkar. Bir tanesi kat mülkiyetli olan, bir tanesi de kat irtifaklı olan. Bir diğer tapu üçüncü tapudur. Hisseli tapu. Hani benim size şu uzak durun dediğim tapu çeşidi. Birinci tapu en iyi tapudur. Kat mülkiyetli olan tapu. En iyi tapu odur arkadaşlar. Kat irtifaklı tapuya da bankalar kredi verirler özellikle büyük şehirlerdeyseniz yani bu yazan Mehmet Bey nerede bilmiyorum ama... ...inşaat firmasından da bitmek üzere olan bir daire alacak olursanız özellikle sözleşmesi onların daha farklıdır. Projeleriniz buna projeden bir yer alacaksanız inşaat firmasından ve bitmek üzere olan bir daire alacaksanız eğer... Daireler ikinci kattan sonra inşaat halindeyken krediye uygunluğu başlar. Yani tapuları çıkar. Tapuları çıkmamış yerlerde size noter aracılığıyla gel buradan bir şey olmaz diyebilirler. Gel bu bizim tanıdığımız al falan diyebilirler. Adam o yeri de bitirebilir ama sen orada unutma ki risk alıyorsun. Yani tapu almadan birisine para veriyorsan riskin var. Benim tavsiyem bitmeye yakın. Bina biter. Beş katı. Çatı kapanır. Çatı kapandıktan sonra dış cephesi biter ve içine başlar. İçinde sana bir zarar gelse de sen tapuyu aldıktan sonra yani diyelim ki müteahhiti kaçtı. En azından içini yaptırabilirsin. Ama öyle dış cephesini tuğlasıydı çatı falan filandı. Eğer iş oralarda koparsa o zaman büyük zarardasın. Bilmem anlatabildim mi? Selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Yine bir Uzer yazısı var. Kendisine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok şey öğreniyorum demiş. Teşekkürler demiş. Ş şey olarak çıkmış. Fatih Ertal'a selamlar, sevgiler ve saygılarımı gönderiyorum. İstepan Söğütlü'ye selamlar, sevgiler ve saygılarımı gönderiyorum. Yangın haberi gördüm ve koyun keçiler yanmış. Videosunu çekmişler. Hiçbir yardım gitmiyor. Bu da böyle bir şey olsa anında toplanır veterinerler yardım eder. Devletçe çok üzücüydü görüntüler demiş. Hakikaten öyleydi. İnşallah yangın haberi almayız hiçbir ülkeden. Sizlerden iyi haber bekliyorum arsa fiyatlarından. Çünkü bir sene içinde 4 mislini istiyorlar. 700 binlik yer 2,5 milyon istiyorlar. Doğru söylüyor Stefan Söğütlüoğlu. Fiyatlar müthiş derecede arttı. Bunu her yayında söylüyorum. Artmaya da devam ediyor. Yani bunlar durulur ama düşmez. Her yayında söylüyorum. O düşer falan. Yok şu şöyle olur, bu böyle olur. Yalan kardeşim. Hepimiz aldık. Belli yaşlardayız yaşımızı. Hiç düştüğünü gördünüz mü? Ben görmedim. Yine düşmez. Yerinde durursa eğer o başka. Şimdi çok güzel söylemiş bu yangın konusunu. Yangın konusunu da aslında işlemek isterim de işte program gittikçe uzuyor. Ama onun hakkında da kısa bir şey söyleyeyim. Yine buradan yetkililere söyleyelim. Geçen sene yaşadığımız yangın olaylarında yine böyle cayır cayır yanan ormanları, cayır cayır yanan ormanların içerisinden gelen hayvan çığlıklarını şu kulaklarımızla duyduğum zaman ben haberlerde böyle kulaklarımı kapattım. Ve hala nasıl depremde önlem alınmadıysa şimdi işte profesörler konuşuyorlar ya çıkıp televizyondan herkes ahkam kesiyor. Orman yangınlarının da Çıkmayacağının garantisi yok. Yani ben de mesela bir YouTube kanalında her gün işte şu orman yanacak, şu orman yanacak, şu orman yanacak desem size atıyorum Manisa'da bir orman yanacak desem, e kardeşim zaten yanacak, bir yangın çıkacak. Peki biz burada hazırlıklı mıyız ülke olarak? Yangın söndürme uçaklarını aldık mı mesela? Hayır. Yine bize Yunanistan mı yardım edecek? Evet. Çok yazık ya. Vallahi ben bu ülkeme üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum. Yani onun mesela bir sayıları var. Şimdi burada anlatmaya kalksam o sayılar var bende de. Yayın çok uzar. İstapan Söğütlüoğlu'na selamlar, sevgiler, saygılar. Fukara 5767'ye selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Yine bir Uzer var. Ona da selamlar, sevgiler gönderiyorum. M olarak çıkmış ama isim çıkmamış Mehmet Atalay 35 İzmir Menderes yolu kaza sonucu iki kişi rahmetli oldu geride kalan çocuklar acılı şekilde hastaneye kaldırıldı Rabbim herkesi korusun tatil beldeleri belgeleri el yakıyor ağzına yüreğine sağlık Murat Bey demiş kendisine çok teşekkür ediyorum Allah sabırlar versin demiş SG altına yorum yazmış ona da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum gerçekten çok zor ateş düştüğü yeri yakıyor yani dile kolay bazı şeyler buradan konuşuyoruz. Dile kolay geliyor. Ama ateş de düştüğü yeri yakar. Selçuk Selçuk 74 56'ya selamlar, sevgiler, saygılar. Murat Kara kardeşime yürekten selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Cansın kardeşim benim. Allah'ım senden razı olsun. DY kardeşim, Allah'ım senden razı olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar. İsmet Pamuk'a Kucak dolusu benden de selamlar, sevgiler. Nihal Hanım, değerli vaktinizi ayırıp demiş. Nihal Hanım siz de geçen gün de söyledim. Gerçekten uzun zamandır yoktunuz. Ee, ne demek? Sizlerin gönlünde bu kıymetli vaktimiz eğer bir yer bulabiliyorsa ne mutlu bize. İnşallah buluyordur. Allah'ım sizden razı olsun. Selamlar, sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Ekrem abime dualarımı gönderiyorum. Dualarımız karşılıklı Asbaba diyorum Ekrem abi. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun abim benim. Şimdi burada da bir H var. Yine Uzer olarak çıkmış. Murat Bey iyi yayınlar, selamlar. Ben 20 yıldır limo sektöründe çalışıyorum. Tecrübelerimi paylaşıp katkı sunmak isterim demiş. E, tabii ki tecrübelere her zaman saygım var. İstediğiniz zaman her zaman yazılarınızla burada da katkıda bulunabilirsiniz yorumlarda. Ben de onları okurum. Neden olmasın? Zevkle. Zevkle insanlar her konuda bilgilendirelim. Harika olsun. Her şey harika olsun. Evet. Başka kimler var? Mehmet Erdoğan 16-13 selamlar, sevgiler. Niyazi abime kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Saygılar gönderiyorum. Gülüzler Gülüz An, Çakır. Gülüzler Çakır. Gülüzler Çakır 95-27 selamlar, sevgiler ve saygılarımı gönderiyorum. Seyit Avcı abime de yine yürekten selamlarımı sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir yayının da böylece sonuna gelmiş olduk. Cuma günü yayınımızın. Hepinizin güzel yüreğinden gelen sözlerinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. İnşallah faydası olur programların, yayınların. İnşallah bazı insanların başına kötü şey gelecekken belki bizi seyreder. Belki de aklına bizim söylediklerimiz gelir ve kurtulur. O yanlış işten inşallah amaç bu. Hepinizi seviyorum ve hepinize de yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere diyorum ki sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.